Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Estaûzu billah. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamteni ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamun aleyküm arkadaşlar. 11. söz okumalarımıza devam ediyoruz. 11. sözün, daha doğrusu Sözler Risalesi'nin 186. sayfasındayız. 11. sözün de söz basımın sayfa altı sözlüklü bu tasarımına göre son 5 sayfasındayız diyelim. 4,5 da diyebiliriz. Pekala, önce hemen başa bir dönelim. 11. sözün ne yapmak üzere başladığını bir hatırlayalım. Bunu nasıl yapalım? Başındaki ayetleri bir okuyalım ve altındaki paragrafa bir bakalım. Ondan sonra da kaldığımız yere dönüp oradan bir miktar okuma yaptıktan sonra ince tefekkürünü yapmaya çalışalım. Tevfik, hidayet, nur Allah'tan. Biz de hidayetini, inayetini onun fazlından, kereminden diliyoruz. 11. söz. Bismillahirrahmanirrahim. Veşşemsi ve duhaha vel kameri izâ telâha. والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما تحاها والنفس وما سواها إلى آخر. Bu ayetler Şems suresinin 1 ila 7. ayetleriydi. Şems suresinin 1 ila 7. ayetleri. Kısa bir mealleri şu şekilde verilmiş sayfanın altında. Yemin olsun güneşe ve aydınlığına ve onu takip eden aya ve onu gösteren güne ve onu örten geceye ve gökyüzüne ve onu bina edene ve yeryüzüne ve onu yayıp döşeyene ve nefse, kişiye ve onu intizamla yaratana. Gördüğünüz gibi bu ayeti kerimenin mealiyle muhatap olduğumuzda dahi şunu hissediyoruz. Cenab-ı Hak kainatın katman katman iç içe gül goncası gibi sarılı düzenini fark etmemizi istiyor. Bu düzen katmanlarının her birisinin birbiriyle ilgisini beraber anmasıyla okumamızı emrediyor, tavsiye ediyor, nasihat ediyor. Ardından da insana sözü getiriyor ve insanın intizamı ile alemin intizamı arasında bağlar olduğunu bize akıl sahipleri için, feraset sahipleri için, basiret sahipleri için çağrıştırıyor. Yani doğrudan bakın kendinizdeki düzenle alemin düzeni arasında ilgi kurun demiyor ama öyle bir söylüyor ki Cenab-ı Hak o belagatın mucizeliği size bunu hissettiriyor yani. Aleme bakın, insana bakın, düzenlerine bakın, onların iç içe ve onlar arasındaki ilgileri görün. Alemi yaratan sizi yarattı, sizi yaratan alemi yarattı. Elbette aleme göre sizin, size göre alemin bazı vazifeleri var ve sizin beraberliğinizle bu hikmet tezahür ediyor. Ki bakın hemen metnin ilk paragrafı da bize söyleyecek bunu. Ey kardeş, eğer hikmeti alemin tılsımını, alem niçin yaratıldı, nasıl bir sırla yaratıldı, ne gibi bir vazifeyle yaratıldı ve hilkati insanın muammasını, bu alem içinde insan niye var edildi, insan gibi bir şey, cirmi küçük, baksanız işte 100 kilo en fazla ya da işte daha şişmanlar için belki ondan da fazla. Ama nihayetinde ilgi kurabileceği alan sınırlı maddi olarak. Fakat aklıyla, kalbiyle, hisleriyle, merakıyla, alemin her yeriyle ilgili, her yerinde ne olup bittiğini anlamaya çalışıyor. Böyle acip bir varlık. Hatta ve hatta fani maddelerden oluşmasına rağmen bedeni itibariyle sonsuzluk diye bir şeyden haberi var bu varlığın. Öyle bir varlık. Onu niye yaratıldığını ve hakikati salatın rumuzunu, yani namaz niçin var, namaz niye emrediliyor, namazın hakikati ne yapıyor, namazla insan neye dönüşüyor, alemle insan bağlantısında namazın fonksiyonu ne? Yine bu sözde bize anlatılacak. Eğer hikmet alemin tılsımını ve hilkat insanın muammasını ve hakikati salatın rumuzunu bir parça fehm etmek istersen nefsimle beraber şu temsil hikayeciye bak denmişti. Biz tabi temsili okuduk, hakikat bahsine geçtik, orada da mesafe aldık elhamdülillah. Şimdi sonlarına yaklaştık metnin. Elbette
sonlarına yaklaştık derken böyle bir iki günde bitiririz gibi diyemiyoruz. Çünkü ağır ilerliyoruz. Ama elhamdülillah tünelin sonundaki ışık göründü de diyebiliriz. İnşallah hep beraber daha nice sözlerin bittiğine şahit oluruz arkadaşlar. Pekala, kaldığımız yere dönelim. 186. bir de söyleyebilsem bunları. 186. sayfanın hemen başındayız. Oradan size 1,5 sayfa kadarcık okuyacağım. Ondan sonra tekrar başına dönüp tefekkür etmeye gayret edeceğiz. Evet, insana sermayeyi ömür ve cihazat insaniye mezkur vezaif için verilmiştir. Öncelerde geçti bunlar. Geçtiğimiz derslere bakınız. Atıf. Ey sersem nefsim ve ey pür heves arkadaşım. Şimdi yeni bir bahis. Ey sersem nefsim ve ey pür heves arkadaşım. Aya, zannediyor musunuz ki vazifeye hayatınız yalnız terbiye-i medeniye, vazifeye hayatınız yalnız terbiye-i medeniye ile güzelce muhafazayı nefis etmek ayıp olmasın, batın ve fercin hizmetine münhasırdır. Yahut zannediyor musunuz ki hayatınızın makinesinde derc edilen şu nazik letaif ve maneviyat ve şu hassas aza ve alat ve şu muntazam cevarih ve cihazat ve şu mütecessiz havas ve hissiyatın gaye-i yeganesi, şu hayat-ı faniyede nefs-i rezilenin, hevesat-ı süfliyenin tatmini için istimaline mi münhasırdır? Haşa ve kella. Belki vücudunuzda şunların yaratılması ve fıtratınızda bunların gaye-i idhali iki esastır. Biri, Cenab-ı Mün'im-i Hakiki'nin bütün nimetlerinin her bir çeşitlerini size ihsas ettirip şükrettirmekten ibarettir. Siz de hissedip şükür ve ibadetini etmelisiniz. İkincisi, aleme tecelli eden Esma-i Kutsi-i İlahiye'nin bütün tecelliyatının aksamını birer birer size o cihazat vasıtasıyla bildirip tattırmaktır. Siz dahi tatmakla tanıyarak iman getirmelisiniz. İşte bu iki esas üzerine kemalat-ı insaniye neşü nema bulur. Bununla insan, insan olur. İnsaniyetin cihazatı hayvan gibi hayat-ı dünyeviyi kazanmak için verilmemiş olduğuna şu temsil sırrıyla bak. Mesela bir zat bir hizmetçisine 20 altın verdi. Ta mahsus bir kumaştan kendine bir kat libas alsın. O hizmetçi gitti, o kumaşın alasından mükemmel bir libas aldı, giydi. Sonra gördü ki o zat diğer bir hizmetkarına 1000 altın verip bir kağıt içinde bazı şeyler yazılı olarak onun cebine koydu, ticarete gönderdi. Şimdi her aklı başında olan bilir ki o sermaye bir kat libas almak için değil. Çünkü ona yukarıdaki altın yetmişti. Kaç altın vermişti? 20 altın. Ona o yetmişti. Buna 1000 altın verdi. O sermaye bir kat libas almak için değil. Çünkü evvelki hizmetkar 20 altınla en âlâ kumaştan bir kat libas almış olduğundan, ben boşuna konuşmuşum, burada izahı varmış zaten. Çünkü evvelki hizmetkar 20 altınla en âlâ kumaştan bir kat libas almış olduğundan, elbette bu 1000 altın bir kat libasa sarf edilmez. Şayet bu ikinci hizmetkar cebine konulan kağıdı okumayıp, belki evvelki hizmetçiye bakıp, bütün parayı bir dükkancıya bir kat libas için verip, hem o kumaşın en çürüğünden ve arkadaşının libasından 50 derece aşağı bir libas alsa, elbette o hadim nihayet derecede ahmaklık etmiş olacağı için şiddetle tazip ve hiddetle tedip edilecektir. Ey nefsim ve ey arkadaşım! Aklınızı başınıza toplayınız. Sermaye-i ömür ve istidad-ı hayatınızı hayvan gibi, belki hayvandan çok aşağı bir derecede şu hayat-ı faniye ve lezzet-i maddiye sarf etmeyiniz. Yoksa sermayece en âlâ hayvandan 50 derece yüksek olduğunuz halde, bak, sermayece en âlâ hayvandan 50 derece yüksek olduğunuz halde,
en edinasından 50 derece aşağı düşersiniz. Diyelim burada bir mola verelim, bir nefes alalım. Hem de zaten ey gafil nefsim diye başka bir bahis açılacak burada. Oraya geçmemiş olalım. Pekala. Metnin bütününe baktığımızda okuduğumuz kısma burada artık hilkat-i alemin tılsımı değil de neydi? Yani hikmet-i alemin tılsımı hilkat-i insanın muamması. Şimdi hatırladım. Hilkat-i insanın muamması mevzuna burada girildiğini hissediyoruz. Çünkü insan üzerine konuşmaya başladık. Hikmet-i alemi daha önceki bahislerde konuştuk bir miktar. Burada artık hilkat-i insan niye? Ne gibi bu fonksiyon görüyor? Ne yapıyor bu alemde insan? Ona dair bir şeyler var. Başlayalım şimdi ince okumasını yapmaya. Ey sersem nefsim ve ey pür heves arkadaşım. Burada muhataplar ikileştirildi. Niye böyle yapıldı? Elbette burada Bediüzzaman Hazretleri her eserinde yaptığı gibi, her zaman bize vurguladığı gibi önce nefsiyle konuşuyor, önce kendi yarasıyla konuşuyor, önce kendi yarasına şifa vermek için konuşuyor. Zaten Bediüzzaman Hazretleri'nin bu yoludur ki bu yol sadece Bediüzzaman Hazretleri'ne has değil elbette. Bütün mürşitlerimizin, ehl-i sünnet ve cemaat meşayihlerinin, gafslarının, kutuplarının, ariflerinin, alimlerinin yolu budur. Yani üstad şu an Cadde-i Kübra üzerine gidiyor. Önce kendi yaralarıyla konuşurlar. Zaten onların kendi yaralarına şifa vermesinden, yani daha doğrusu yaralarını bize nispetle iyileştirmiş olmasından dolayı biz onların sözlerinden tesir alırız. Denenmiştir, deva olmuştur. Oradan da dalgalandığında o dalga bizde de aynı tesiri uyandırır. Yani şifası bize de kendisini hissettirir. İnsanın içinde, insandan insana en kısa yol gönül, yani kalp. Oradaki şifa oraya gittiği an başka insana da gidiyor. Hani bilim kurgu filmlerinde şey var. Kara deliğe giriyorsun, bıp başka bir alemin başka bir köşesinden çıkıyorsun veya bir boyuttan başka boyuta geçiyorsun falan. Böyle konular çok işleniyor. Siz de izlemişsinizdir elbette. Şimdi öyle bir şey düşünün insanı. İnsan bir alem, başka bir insan bir alem. Biz birbirimize aslında sesle, sözle değil de kalpten ulaşıyoruz daha çok. Eğer kendi kalbimizde tesirli bir şeyler varsa, bir fiil olabilir, bir söz olabilir, bir bakış bile olsa, bu bizde tesir etmişse o tesir bizden ötekine de geçiyor. Bir sıçrama yapıyor adeta. Eğer kendi kalbimizde bir etkisi olmamışsa söylediğimizin, hayatımızda bir tasdiki yoksa, dilimiz sadece konuşuyor ama konuştuğumuz gırtlağımızdan aşağı inmiyorsa, Cenab-ı Hak öyle olmaktan bizi korusun. Ahir zamanda diyor Kur'an'ın öyle okuyanlar olacak ki okudukları şey gırtlaktan aşağı inmeyecek. Cenab-ı Hak bizi öyle olmaktan muhafaza eylesin. Şimdi iniyorsa kalbe, kalpten ona sıçrama yapıyor. Adam sendeki samimiyeti anlıyor. Belki o sözü başkalarından da duymuş. Belki 100 kişi ona öyle şeyler söylemiş. Ama sizdeki samimiyet, sizdeki ihlas, sizdeki işte o tesir, sizde tesiri gözüktüğünden oluyor. Sizin önce kendinizi muhatap almanızdan oluyor. Kendinizi bu bıçağa muhatap ettiğiniz için o bıçağın keskinliği diğerlerine de ulaşıyor. Çünkü kara delik işte insanın içinde. Oradan insan insana atlayabiliyor, geçebiliyor, sıçrama yapabiliyor. Bilim kurgu filmlerinden böyle de bir istifade etmiş olalım. O yüzden Bediüzzaman Hazretleri her zaman nefsini öne alıyor. Sersem. Ne demek sersem? Burada ne anlam verilmiş ona bakalım. Anlam vermemişler çünkü zaten sersem herkes bilir demişler. Yani sersem başı bozuk demek. Neye göre hareket ettiği belli değil. Bir kıstası yok, bir usulü yok, bir sistemi yok. Nefis böyle bir şeydir arkadaşlar. Nefsin tek usulü var. O an ne keyifli geliyorsa o. Ama bazen bir şey keyifli gelir, bazen o keyifli gelmez, başka bir şey keyifli gelir. Nefsin böyle bir tutarlı şeyi de yoktur yani. Hep aynı şeyi de yapmaz. Diyelim neyi seviyor? Ballı börek. 3 gün yesin, 4. gün ya yeter der. Ondan sıkılır. Bir gün sevdiğini ertesi gün eleştirmeye başlar. Yani nefs tam bir sistemsizlik üzerinde duruyor.
Fakat elbette nefsi böyle bu kadar da kötülemeyelim. Nefsin bir varlık hikmeti var. Cenab-ı Hak İmam-ı Rabbani Hazretlerinin Kuddisesi Ruh mektubatında geçiyordu galiba. Ruhu diyor bedene koyduğu zaman Cenab-ı Hak ruh diyor durmak istemedi. Hani beden fani, ruh baki, durmak istemedi. Cenab-ı Hak diyor ruhu bedene nefisle aşık etti. Nefsin öyle bir yanı var ki ruha da bakıyor. Ama çalıştığı alan neresi? O beden dünyada nasıl varlığını devam ettirir? Yani bu dünyadaki varlığımızı devam ettirme meselesi nefsin görevi. Bedenin hayatta kalması lazım, imtihanın sürmesi lazım. Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği görevleri yapabilmemiz için bu canlılığa da ihtiyacımız var, biyolojik canlılığımıza. Nefis orada görevli. Merkezde değil ama bir fonksiyonu var. Ve bizi hareketlendiriyor, heyecanlandırıyor. Bir işe nefis de karıştığı zaman ne oluyor? Oradaki heyecanınız, dirayetiniz, enerjiniz yükseliyor. Diyelim işte ders var, sohbet var. Bir gün sadece çay ikramı var ama başka bir gün çiğ köfte yapılacakmış diye duyuyorsunuz. Bak bir derse gitmek için bir şevk oluyor, bir heyecan hissediyorsunuz. Veya işte ibadet yaparken bir normal ibadeti yapmanız var. Bir de ibadetten ruhani tatlar, lezzetler almanız var. O lezzet bile bir müşevvik oluyor nefis için. Nefis lezzetten şeyi okumasını yapıyor. Bu benim varlığıma hizmet ediyor. Nefis varlığa hizmet eden şeyi lezzetinden tanıyor. Öyle yaptığı için de lezzetsiz gelen şeylere hemen bir duvar örüyor böyle. Bir engel koymaya çalışıyor falan. Orada engellemelere çalışıyor. Fakat varlık hikmeti var. Mutlaka fonksiyonu var. Fakat sistemsiz. Ona aklın amiriyet yapması lazım. Ruhun amiriyet yapması lazım. Kalbin amiriyet yapması lazım. Bu bahsi çok uzattık ama nefis hikmetli bir şey arkadaşlar. Cenab-ı Hak onu da bir amaçla koymuş. Dairesinde kalırsa işi var. Bir evin kapısındaki köpeğin de yaptığı bir iş var. Ama o köpeğin işi, üstadın o hani bir meşhur bir temsili vardır. Bismillah. O itin vazifesi efendilik etmek değildir saraya veya eve. Patron o değildir. Ev ona göre şekillenmez. O kapıda duracak. Bekçiliğini yapacak. O kadar vazifesi var. Merkeziyetten pay almadıktan sonra nefsin de varlık, hikmeti mevcut. Ey sersem nefsim dedi ve ey pürheves arkadaşım dedi. Pürheves demesinin sebebi ne? Pürhevesin manasına burada ne verilmiş? Heveslerinin peşinde koşan. Heves ne demek? Heves, yani bana öyle geliyor ki Allahu alem, kısa vadeli menfaat algımız heves. Bak, kısa vadeli menfaat algısı heves. Fani şeylere genelde temayül gösteriyor. İşte diyelim 10 lirayı sadaka kutusuna atmak da var. Ama götürüp işte onunla bir dilim baklava almak da var. Heves diyor ki bak, aldın mı baklavayı diyor. O diyor bak diline diyor çok güzel bir şey değecek. Sürdüğü ne? Sürdüğü işte onun 5 dakika ağzınızdaki hareketlerle ne kadar uzun sürede çiğnerseniz, 5 dakikada belki uzun söyledim, kimisi hemen de yutabilir onu. Benim gibiler mesela. Fazla tutamayabilir ağzında. Ama nefis onu, heves onu tercih ettiriyor. Hevesin bir ideoloji olduğunu düşünürsek, heves kısa vadelilerin ideolojisi. Yani kısa vadeli olana kafa yormak, kısa vadeli olanı seçmek hep hevestir. Yani çocuk diyorlar hani heves etti alsın. Alıyor, 3 ay sonra vazgeçiyor. İşte müzik kursuna gideceğim diyor. Babasına gitar aldırıyor. Müzik aleti aldırıyor veya başka bir şey, pahalı bir şey. Heves, gençlik hevesi. 1 ay, 2 ay, 3 ay vazgeçiyor. Veya işte diyelim aşık oluyor. Heves, bakıyorsun 1-2 ay sonra vazgeçiyor. Heves bunlar, kısa vadeli olanlar. Hakiki olan ne? Hakiki olan, uzun vadeli olan. Her şeyin hakikisi böyle arkadaşlar. Mesela 2 tane eşya alıyorsunuz. Dandiği var, aslı var. Diyelim çakması var, gerçeği var. Çakmasını gerçekten nasıl ayırıyorsunuz? Çakması az dayanıyor. Gerçeği çok dayanıyor. Veya işte ne diyelim, bir işe el attığınız zaman o iş gerçekten samimiyetle, ihlasla üzerinde durduğunuz bir şey mi? Yoksa bir heves mi? Ne kadar süre o işte direndiğinize bağlı. Direnmiyorsanız belli ki heves o. Ama direniyorsanız uzun vadeli. Hakikat o. Demek ki gerçek diyebiliriz. Yani hevesimizi böyle ayırabiliriz.
Hevesin fonksiyonu da var. Yine hikmetsiz değil. Cenab-ı Hak hevesi bize vermiş. İşte bu dünyadaki işlerimizi döndürmemizi sağlıyor. Eğer heves diye bir şey olmasaydı biz dünyaya bağlanamazdık. Yine nefis olduğu gibi. Hani nefis diye bir şey olmasaydı yine dünyaya bağlanamazdık, zorlanırdık. Heves de olmasa dünyaya bağlanamazdık. Fakat bunlar merkezde olmamalı. Merkezi bunlar tutmamalı. Bunlar kapı bekçisi, kapının köpeği, iti olduklarını bilmeleri lazım. Yerleri var, kullanılacakları zamanlar var. Hayatımıza renk katıyorlar, bazen heyecan katıyorlar, bazen hani depresyondan çıkarıyorlar bizi. Öyle de bir fonksiyonları var. Fakat merkeze oturmamaları lazım. Merkeze otururlarsa beka için yaratılmış insanı fenada mahvederler. Beka için yaratılmış insanı fenada mahvederler. Zaten mevzunun devamı da bunun açacak. Aya. Aya ne demek? Acaba. Zannediyor musunuz ki vazifeyi hayatınız yalnız terbiye-i medeniye ile güzelce muhafaza-i nefis etmek ayıp olmasın, batın ve felcin hizmetine mi münhasırdır? Ne demek batın ve felç? Batın midemiz, karnımız, felç de herhalde üreme organımız, yanlış mı hatırlıyorum? Evet, avret mahallimiz diyelim. Yani diyor Üstad Hazretleri burada, acaba zannediyor musunuz ki vazifeye hayatınız, göreviniz, hayatın görevi, hayatın sizde gördüğü fonksiyon, yalnız terbiye-i medeniye ile güzelce muhafaza-i nefis etmek. Yani nasıl diyelim bunu? Muhafaza-i nefis işte nefsin, bedenin, varlığımızın hayatta kalması. Benliğimizi hayatta tutmamız. Ama bunu nasıl yapıyoruz? Terbiye-i medeniye ile. İşte nasıl usul var? İşte İngiliz sofralarında oluyor bile. İşte tatlı kaşığı şurada. Efendime söyleyeyim çorba kaşığı şurada, bilmem çatal şurada, büyük çatal şurada, küçük çatal şurada. İşte peçete şu zamanda kullanılır, önce şu içilir sonra bu yapılır. Bilmem şunda şu ile bir usul vardır, bunda böyle bir usul vardır. Şu şurada yenirse güzeldir, bu burada yapılırsa iyi olur. Yazları sahile yenilir, kışları bilmem ne yapılır falan filan. Bu dünyanın böyle ne diyelim izafi, bizim atfettiğimiz önemlerle önemli olmuş. Öyle bir zaruret var mı? Hakikatte öyle bir zaruret yok. Hacatı gayrı zaruri. Ama insanlar içinde bir itibar, bir medeniyet tırnak içinde, bir yükseklik, sanki hakiki insan o olunca olunuyor. Daha geçenlerde işte Cemil Meriç merhumun Kültürden İfanesini okudum. Orada diyor mesela birisi Holbert diye bir düşünür şey diyor. Medeniyet milletlerin insanileşmesidir. Tabii o medeniyeti İslam diye alacaksak tamam ben buna hakikat veriyorum ama onun dışında ya İngiltere'de böyle yapılır, Fransa'da şöyle olur, Almanya'da böyle olur. İşte onlara göre bizim de böyle böyle yapmamız lazım. İşte bir resmi davet olduğunda bilmem smoking giyilir, bilmem ne yapılır falan. Ya bunlar zaruret değil. Asıl değil. Bunlar bizim verdiğimiz izafi değerler. Ve o değerleri vermekle onlardan suni bir lezzet alıyoruz. Aslında yok ama aramızda bir itibarla onu değerli kılıyoruz ve ondan lezzet alıyoruz. İnsanda böyle bir yan var. Hani Cenab-ı Hak buyuruyor, dünya bir oyun ve oyalanma yeridir. İnsan da hakikaten oynama ve oyalanma üzerine yaratılmıştır. Bir futbol maçı oynuyoruz mesela. Geçen cumartesi de yaptık. Hiçbir anlamı var mı futbolun? Normalde oturduğunuz zaman ya 11 kişinin işte 11 kişi değiliz biz tabii. Halı sahada 7-7 oluyor. 7-7 insanlar kapışıyor, boğuşuyor. Bir saat işte kaleye kaç tane gol girdi falan filan. Bir topun peşinde bütün mesai. Bir saatimiz, 1,5 saatimiz orada geçiyor. Bunun oradan çıktığımız anda hayatımıza ne faydası var? Veya orada olduğumuz anda bile ne faydası var? Orada biz izafeten o 14 kişi beraber bir karar aldığımız için evet burada önemli bir şey oluyor ve bu topun işte çizgiyi geçip geçmemesi, kaleye girip girmemesi hepimizin ortak olarak kabul ettiğimiz değerli bir şey dememizden dolayı o oyun oynanır oluyor. Herkes onun gerçekliğine inanıyor ve oyun oynanır oluyor. En azından oyunun içindeyken.
Ama hakikatte oradan çıktıktan sonra veya bundan 1000 yıl evvelki insanlar bizi görse, ya bunlar ne yapıyor derler, bu boş saçma şey de ne derler mesela. Çünkü önce yok, biz itibar verdik ona. O itibar vermemizle o değerli oldu. İşte opera dinlemezsen şu bu. Ya opera senin itibaren değer verdiğin bir şey. Vermesen, vermeyen bir toplumda operanın ne anlamı var? Afrika'da operanın ne anlamı var? Ama işte bize batılılaşma işte böyle bir kanaldan geliyor. Batılılar başarılı olmuşlar ya dünya işinde. Teknoloji var, şu var, bu var. Şimdi onların yaptıkları da o başarıları üzerinden ya adamlar füze yapıyor ama bak orada opera da var. Geçen Doğan Kuba'nın kitabında okumuştum. Bilmiyorum gerçi hakikati var mı ama işte Atatürk'e demişler Bulgarlar nasıl bilmem şuraya kadar geldi, Edirne'ye kadar geldi falan. Şey demiş çünkü demiş Sofya'da opera var. Ne alaka? Hiçbir alakası yok bence. Sofya'da opera olmasıyla Bulgaristan'ın bizi yenmesi, askeri açıdan bir zafer kazanması Balkan Harbi'nde hiçbir ilgisi yok. Ama işte o itibari şeylerimiz yerinden oynamış. Biz de aynı şeyleri söylüyoruz. Vay diyoruz işte bilmem hangi ünlü şarkı çıkarmış batılı. Ya bizim için bir anlamı yok ama onlar itibar verdiği için biz de itibar veriyoruz. Veya işte onların ödül dağıtıyorlar, bir futbolcuya ödül veriyorlar, Türkiye'de de yansıması oluyor. Bir bilmem aktiviste bir ödül veriyorlar, Türkiye'de de yansıması oluyor veya Müslüman aleminde de yansıması oluyor. Neden? Ayarlarımız oynamış ve biz de sanıyoruz ki, zannediyor musunuz ki vazife-i hayatınız yalnız terbiye-i medeniye ile güzelce muhafazayı nefis etmek ayıp olmasın batın ve fercin hizmetine münhasırdır. Biz de böyle sanıyoruz. Üreme organımızla midemiz mutlu olsun, dilimiz güzel tatlar alsın, gözümüz güzel şeyler görsün dünyevi anlamda. Tamam diyoruz ya bu dünyadaki varlığımız korunsun tamam bize de öyle geliyor. Sekülerleşme, dünyevileşme bizi de böyle etkilemiş. Ama bu kadar mı insan? Ya bu kadar olmaması lazım. Çünkü bu her şekilde. İşte Kraliçe Elizabeth'de olsan ölüyorsun. Köylü Mehmet Ağa'da olsan ölüyorsun. Biz bu kadar eşitleniyorsak aradakilerin de hani bir farklılığı olması lazım. Ölüm madem bizi böyle eşitliyor, dünya adına yapılan her şey sıfırlanıyor. O zaman başka bir şey olması lazım ki bu dünya değer olsun yaşanmaya. Geçen derste de konuştuk bunu galiba. Hani ateistler niye intihar mantıklı geliyor ateistlere? Adam diyor ki ben daha fazla yaşasam daha fazla özleyeceğim şeyle tanışacağım. Yani daha fazla yemek yesem daha fazla yemek özleyeceğim. Daha fazla güzel tanısam daha fazla güzel özleyeceğim. Daha fazla işte yer gezsem daha fazla mekan özleyeceğim. Yani ben diyor yaşamam, özlediklerimi arttırmak benim için. Çünkü madem sonu hiçlik, bir şeyi yok, bir anlamı yok. Yani onlar için iyiliğin de bir anlamı zaten hani problemlidir. Bir ateist, aktivist çocuğun hayatını kurtarıyor. Çocuk zaten ölecek. Şimdi önce kurtardın, sonra ölümün engel olmadın ki yine hiçliğe gidiyor. Aslında sen bir şey değiştirmemiş oluyorsun. Yani iyilik de anlamsızlaşıyor orada. Bekada bir karşılığı yoksa. Evet, böyle soruyor Bediüzzaman Hazretleri. Ayağa zannediyor musunuz ki vazife-i hayatınız yalnız terbiye-i medeniye ile güzelce muhafaza-i nefis etmek ayıp olmasın, batın ve fercin hizmetine mi münhasırdır? Yahut zannediyor musunuz ki, bir soru daha geldi. Hayatınızın makinesinde derc edilen, içine konulan, hayatınızın makinesine konulan şu nazik letaif ve maneviyat ve şu hassas aza ve alat, organlar, aletler, şu muntazam cevarih ve cihazat ve şu mütecessis havas ve hissiyatın gaye-i yeganesi, şu hayat-ı faniyede nefs-i rezilenin, hevesat-ı süfliyenin tatmini için istimalinde mi münhasırdır? Bak, bu soru daha da uzadı şimdi. Şöyle bir süremize bakalım. Yahut zannediyor musunuz ki hayatınızın makinesinde? Hayat bir makineye benzetilmiş. Hakikaten de öyle ama öyle bir makine ki her an kullanması gereken bir makine. Derc edilen, hani bazı makineleri bırakırsın öyle çalışır tık 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 diye. Ama hayat her an içinde orijinal şeyler olduğu için sürekli kullanması gereken bir makine. Derc edilen, şu nazik letaif ve maneviyat.
nazik letaif ve maneviyat. Letaifin nazikliği ne demek letaif? Letaif duygu değil ama burada ne diye verilmiş ona bir bakayım. İnsanın manevi yapısındaki ince duygular diye verilmiş. Ya letaif sanki duygunun kendisi değil ama duygunun ruhtaki karşılığı gibi yani. Şimdi bizim bedenimizdeki bazı karşılıkları var bu işin. Bir de ruhumuzdaki karşılıkları var. Onlar birbirine denk geliyor ama letaif daha ruha bakan bir şey. Bizim manevi tarafımızın özellikleri gibi. Öyle ince şeyler konulmuş ki şiirden bile zevk alıyoruz ya. Şöyle estetik bir eserden veya işte çiçeklerden, şundan bundan gördüğümüz her şeyden ona yakışır bir zevk alıyoruz. Böyle aha bu tam olmuş anlıyoruz. Ölçüsünü tartısını yapabiliyoruz. Gözümüzde en azından bir evet bu güzel diye bir aşinalık var. Bu kadar hassas böyle ölçü var yani letaif diyemekle onu da anlayabiliriz belki. Ve maneviyat. Yani sadece maddi şeyler değil, bizde işin maneviyat tarafı da var. Somut değil, soyut tarafı da var bizde bu işin. Ve şu hassas aza ve alat. Az önce konuştuk zaten o organların, aletlerin ne kadar hassas olduğunu, işte neleri neleri tartabildiğimizi, neleri neleri anlayabildiğimizi, dilimizi düşünün mesela. Küçücük bir kimyahane gibi. Dünyada ne var ne yok onu ayırabiliyoruz biz burada dilimize değdirdiğimizde. Bu falancadır diyoruz, kenara koyuyoruz. Onu laboratuvarda yapmaya çalışsak kim bilir kaç test gerekecek. Hani bir laboratuvarınız olsa size gelen her maddeyi ayırmaya çalışsanız orada hani şu nedir bu nedir, kriminal dizilerinde falan vardır ya, otururlar çalışırlar işte rapor geldi mi falan, aradan günler geçer rapor geldi işte o madde şuymuş falan. Bak bir maddeyi anlamaya çalışıyorlar, günler geçiyor kriminal testlerde ne olduğunu anlama meselesi. Ama dilimize değdirdiğimizden ah bu şu diye tayin ediyoruz, tanıyabiliyoruz. Bu da ne? İşte insandaki üstün aza ve alat, organlar ve aletler. Ve şu muntazam cevarih ve cihazat. Cevarih neymiş? O da organlar demek diye verilmiş. Ama sanki burada farklı bir şey kastediliyor gibi. Allahu alem. Donanımımız burada kastediliyor belki. Ve şu mütecessis, bak casus. Mütecessis, tecessüs eden, casusluk yapan, araştıran, havas ve hissiyatın gaye-i yeganesi, şu hayat-ı faniyede nefs-i rezilenin, hevesat-ı süfliyenin tatmini için istimaline münhasırdır. Yani sana bu kadar şey verilmiş, bunların tamamı 50 sene, 60 sene o nefsin gönlünü etmek için mi? Bu kadarcık mı ya? Bu kadarcık mı? Yani kendini bu kadar az mı görüyorsun sen? O da zaten o 60 senin de tamamı zevkle keyifle geçmiyor. Yani gençliği geçtikten sonra ondan sonra o randıman da düşüyor. Ya bu kadarcık mısın sen? İnsanın kendisine bunu sorması lazım. Üstad Hazretleri de bize bunu sordurmaya çalışıyor. Ya bu kadarcık mısın sen? Bu kadar az amaçlı mısın sen? Ya bu kadar mı kendini küçük görüyorsun varoluş anlamında? Halbuki içine baktığında ne zenginlikler görüyorsun, dünyada neler yapmaya çalışıyorsun, ne eserler ortaya çıkarmaya gayret ediyorsun, ne bileyim 40 tane sanat geliştirmişsin ya. Derdin ne senin? Madem bu dünyada kalmayacaksın, şu kadarcık zamanda gideceksin, bu zorlamalar niye, ömrünü niye bunlara adıyorsun? Bunu sor kendine diyor ya, hani bu kadarcık mısın sen? Nefs-i rezilenin, hevesat-ı süfliyenin tatmini için istimaline, kullanılmasına münhasırdır. Bu kadarcık mıdır? Haşa ve kella, belki vücudumuzda şunların yaratılması ve fıtratınızda bunların gaye ithali iki esastır. Bakın vücudunuzda şunların yaratılması dedi, fıtratınızda bunların gaye ithali dedi. Yani fıtrat biraz daha bizim takdir aşamamızı, tasarım diyoruz yanlış oluyor, takdir aşamamıza baktığı için Cenab-ı Hak fıtratımıza bunlara niye katmış? Ve neden sahada, vücutta bunların da karşılığını yaratmış? İki sebebi var bunun. Bunların bizde olmasının, bu ince duygular, letaifler, bizi insan yapan, hayvandan ayıran bu zenginlikler. Niye var? İki esas. Biri, Cenab-ı Mün'im-i Hakiki'nin bütün nimetlerinin her bir çeşitlerini size ihsas ettirip şükrettirmekten ibarettir. Siz de hissedip şükür ve ibadetini etmelisiniz.
Bir, ben niye bu kadar zenginim, teferruatlıyım, çok özelliğim var, İsviçre çakıcısı gibiyim yani. Her tarafından bir şey çıkıyor. Çünkü kullanılacağım bir alan var. Bunlar dünyada köreltmek için değil. Bunlar elmas terazisiyle kömür tartmak için değil. Bunların yerleri var. Madem bunlar bende var, bunların yerleri de var. Nedir? Ben bu dünyada Cenab-ı Hakk'ın sanatını anlayabiliyorum. Ben kainatın kendisini anlama yoluyum. Kainat benim üzerimden tesbihatını Cenab-ı Hakk'a arz ediyor. Böyle bir fonksiyonum var. Bilinçle bağım da bu şekilde kuruluyor. Yani kainatla ben nasıl la teşbih ve la temsil. Hani insan bedeniyle bağını nasıl kurar? Parmağıma iğne batırılır, hissederim değil mi? O zaman bedenimle bağım kurulur. Veya kendime bakarım, ha benim beş parmağım var, kendimi değerlendiririm. Ben dediğim şeyi değerlendiririm yani, ayırabilirim diğer şeylerden. Özelliklerini bilirim, aynada kendimi gördüğümde tanırım. Temel gibi yapmam yani. Veya işte resimlerde kendimi gördüğümde tanırım. İmzamı tanırım, tipimi tanırım. Ben dediğim şeyi tanırım, içindeki özelliklerle tanırım. Bir şey yaptığımda mesela mutsuz olacağımı bilebilirim. Ya bunu yapıyorum ama bu bana ters dönecek falan. Bazı şeyleri de tanırım yani, böyle geleceğe dair kendi içimde. Bunun gibi de kainatı da tanıyorum. Bu da benim bir bağım aslında kainatla. Kainatı tanıdıkça bilinç düzeyinde bir bağım oluşuyor onunla. Neler olduğunu hissedebiliyorum. Veya merak ediyorum. Merakla bir bağ oluşuyor aramızda. Ya da merak zaten ikimizin birbiriyle bağlı olduğumuzun işareti. Merak belki de bu. Hani geçenlerde konuşmuştuk. Süpernovalarda yaratılan mineraller, metaller, bilmem neler, işte elementler. Cenab-ı Hak onları yağdırmış dünyaya da ben ondan halk edilmişim. Benim harcım süpernovalarda karılmış. Elbette ben uzayda neler olduğunu merak ediyorum. Çünkü varlığın başından sonuna kadar benim sürecimin parçaları hepsi. En başta düşünülmesem en sonunda ortaya çıkamazdım. O yüzden bu bağı hissetmek, Cenab-ı Münim-i Hakiki'nin bütün nimetlerinin her bir çeşitlerini ihsas edip şükretmek beni hikmetli kılıyor, anlamlı kılıyor, bilmenin yükünü omzumdan alıyor. Bilmek artık anlamlı oluyor. Neden? Ben Cenab-ı Hakk'ı bilebiliyorum. Cenab-ı Hakk'ı bilebilmek, hani bu metinde yine vardı, Baki'nin aynası Baki olmak lazım gelir. Cenab-ı Hak bana kendisini bilebilmeyi lütfetmişse, onu özlemeyi de lütfetmiş demektir. Özlemeyi lütfetmiş ama sadece özlemek mi? Rahmetini de bilmeyi lütfetmiş. Ben biliyorum ki Cenab-ı Hak onu özleyen kuluna, onu seven kuluna, onun rızasını kazanan kuluna yoklukla kadretmez, onu varlığa çıkarır tekrar. Yani öldükten sonra hayat olduğunu bununla kestirebiliyorum bak. Devam edelim. İkincisi, süremiz evet azaldı. İkincisi, aleme tecelli eden Esma-i Kutsi-i İlahiyenin bütün tecelliyatının aksamını birer birer size o cihazat vasıtasıyla bildirip tattırmaktır. Siz dahi tatmakla tanıyarak iman getirmelisiniz. Bakınız, birincisi dediği eşyaya karşı bir sorumluluğumuzdu. Cenab-ı Hakk'ın, hani o tefekkürü diye konuşmuştuk daha önce. Eşyaya bakıp Cenab-ı Hakk'ın olduğunu bilmekle ona ettiğimiz şükür vardı. İkincisi, alemden artık marifetullah çıkarıyoruz. Bak, bu daha yüksek bir bilinç düzeyi. Aleme tecelli eden Esma-i Kutsi-i İlahiyenin bütün tecelliyatının aksamını birer birer size o cihazat vasıtasıyla bildirip tattırmaktır. Siz dahi tatmakla tanıyarak iman getirmelisiniz. Bir, şükür ve ibadet etmelisiniz diyor. İki, iman etmek. Burada niye sıralama ters oldu? Normalde iman önce ibadet sonra olmalı değil miydi? Allahu alem, burada ikinci imandan kastedilen o imanın arttırılmasıdır. Yani genişletilmesidir, zenginleştirilmesidir. Yani sadece Allah'a inandım demekle bırakmak değil. Cenab-ı Hakk'ın nasıl isimleri var, nasıl sıfatları var, nasıl şenleri var, onları da tanımaktır. O yüzden ibadetten sonraya iman gelmiştir burada. Allahu alem. İşte bu iki esas üzerine kemalat-ı insaniye neşvü nema bulur.
Bununla insan, insan olur. İşte bu iki esas üzerine kemalat-ı insaniye neşvünema bulur. Bununla insan, insan olur. Yoksa insan takım elbise giymekle, ne bileyim çok yakışıklı görünmekle, bilmem ne marka parfüm kullanmakla, bilmem ne marka arabaya binmekle değil. Bunlar bizi insan yapmıyor. Asıl insan oluşumuz bizim kendi adımıza değil Allah adına varoluşumuzda. Yani Allah'ın eseri olduğumuzu fark ettiğimiz an kendimizi konu olmaktan, konu sen değilsin, o Doctor Strange filminin birincisindeydi galiba. Asıl konuyu kaçırıyorsun diyor, onun bir ustası vardı, şimdi ismi aklıma gelmedi. Bir kadın oynuyordu, kel bir kadın. Asıl konuyu kaçırıyorsun diyordu. Ne dedi o? Konu sen değilsin. Bunu şey üzerine kullanırsak, hani biz de asıl mevzuyu kaçırıyoruz. Bizde öyle sanatlar, öyle incelikler, öyle zenginlikler, öyle şeyler oluyor ki kendimizde boğuluyoruz. Halbuki asıl kaçırdığımız mevzu aynı şey. Doktor Strange ile aynı durumdayız. Konu biz değiliz. Konu Cenab-ı Hak. Ona döndüğümüz zaman biz asıl hikmetimizi eda etmeye başlıyoruz. Bunun getirisi ne? Getirisi bekaya kalbolmak amellerimizin. Yani Cenab-ı Hak adına yaptığımız için Cenab-ı Hak adına yapılan onun bekasından bir renk alıyor. Cenab-ı Hak onları ziyan etmiyor. Kendi adına yapıldıkları için. Nasıl ki bir devlet, bir sultan, bir büyük adam kendi adına yapılan şeyleri ziyan etmiyor, muhafaza ettiriyor. Onun gibi de veya taltif ediyor ona göre, onun gibi de Cenab-ı Hak elbette ki şanı gerektirir ki kendi adına yapılan şeyleri, rızası için yapılan şeyleri, dairesinde yapılmış şeyleri ziyan ettirmez. Bir de bir şey daha diyecektim. Onu unuttum. Demek ki söylememem gerekiyormuş. Yuttum onu. Ve sanatımız ortaya çıkıyor. Yani asıl insanlığımız bununla ortaya çıkıyor. Ayarlarımızın bozulmaması lazım. Sapıtmamak lazım, tozutmamak lazım. Modern çağ bize çok şeyleri, insaniyetin, özgürlüğün, bilmem şöyle böyle bilmem değerlerin, insani değerlerin falan şeyi, hukukun gereği diye dayatıyor. Fakat bizim onlara karşı insaniyet açısından bir sorumluluğumuz yok. Ancak İslam'la kesişirse, İslam'da olduğu için zaten kabul ederiz. Bunun dışında bizim onlara karşı insaniyet açısından hiçbir sorumluluğumuz yok. İnsanlık bizim insaniyeti kübra olan İslamiyetimizde tanımlanmıştır. İslam insaniyetin daha büyüğüdür. İnsaniyet İslam'dan daha büyük değildir. İnsaniyeti kübra olan İslamiyettir. Onun içinde kalmak bizde hakiki insanlığın ortaya çıkmasıdır arkadaşlar. Yoksa medeni, terbiye-i medeniye ile güzelce muhafazayı nefis etmek, biz buna insanlık diye bakmıyoruz. Zaten onların sonucu da insanlık olmuyor. Dünyaya çektirdikleri de ortada. Pekala, bugünlük de bu kadar. Temsili konuşamadık. O temsili artık bir dahaki dersimizde konuşalım inşallah. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vahumel hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.